Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, şimdi sorulursa en kolay net çıkarabileceğiniz konuya geldik. Hocam soruluyor mu? Soruldu arkadaşlar. Şu müfredattan konuların kaldırdığı yıl enteresan bir şekilde iki tane sordular. Soruluyor. Benzer benim bu video ders notundaki anlatacağımın benzer mantığındaki sorular soruldu. Çok da kolay bir konu. Kartezyen çarpım. Konuyu anlattık söyledik de konunun adını söylemedik. Evet. Şimdi kartezyen çarpım kümelerle ilişkili bir konu. Çok da basit bir konu. Aslında fonksiyonların temelini oluşturan bir konu ama çok da alakalı bir kısmı kalmadı diyebiliriz. Sıralı ikililer kısmı fonksiyonlarda ilişkili olacak. Hadi başlayalım, çok vakit kaybetmeden efendim. Şimdi kartezyen çarpım nedir? Şimdi A ve B boş olmayan iki küme olsun. Birinci bileşeni A'dan, ikinci bileşeni B'den alınarak oluşturulan tüm sıralı ikililere... Dur, önce sıralı ikilinin tanımını verdik mi biz ya? Vermedik, dur. Hemen oraya geçtik. Sıralı ikilinin tanımını verelim önce, dur. Önce sıralı ikili. Arkadaşlar, sıralı ikili hani soruların içerisinde diyor ya, kaç farklı ikili? Şu gözlüğü takayım, gözlerim yine gitti. Kaç farklı ikili yazılır diyoruz ya, aslında onlar sıralı ikili işte. A ve B gibi iki eleman AB biçiminde yazılmasıyla elde edilen elemanlara sıralı ikili denir. A'ya birinci bileşen, B'ye de ikinci bileşen denir. Şimdi sıralı ikililerde eşitlik olabilmesi için birinciler birincilere, ikinciler ikincilere ne olacak? Eşit olacak. Mesela biz bir denklemi çözdüğümüzde mesela 3x artı 2y eşittir ne diyelim? 15 diyelim mesela, x virgül y de eleman doğal sayılar diyelim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Mesela y'ye 0 değerini verdiğimiz zaman sağlayan x değeri kaçtır? 5'tir. Bundan sonra ne yapıyorduk? Bunun kadar küçültüyorduk. 2 küçülttüğüm zaman 3'e gitti. Bir daha 2 küçülttüğüm zaman 1'e gitti. Bunu da bu kadar büyütüyorduk. 3 büyüdü, 3 büyüdü bu. Bak, sağlayan durumlar bunlar. İşte kaç farklı sıralı ikili var o zaman sağlayan? 5'e 0 var, sonra 3'e 3 var, sonra da 1'e 6. İşte sıralı ikili bunlara diyoruz. Tamam mı? Şimdi işte sıralı ikililer karşımıza kartezyen çarpımları oluşturacak. Şimdi mesela sıralı ikililerin eşitliği verilmiş. Bakın, iki sıralı ikili bu sıralı ikiliye eşitmiş. O zaman x artı y'nin ne olması lazım? 9. Yaz hemen. Şunu bir tık daha büyüteyim mi? 270 yapayım. Büyüttüm şöyle bir tık daha. Tamam. Şimdi x artı y'nin ne olması gerekiyor arkadaşlar? 9. Yazdım, x artı y 9. Eşit olabilmesi için 2x eksi y'nin de 6 olması lazım. 2x eksi y eşittir 6. Topladım taraf tarafa. 3x eşittir 15 oldu. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman x'in kaç olduğunu buldum? 5. Şimdi x gördüğüm yerlere 5 yazıyorum denklemde. Y'de kaç oldu? 4. Sıralı ikililerin eşitliği. Bak yine... Olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? İki tane sıralı ikili verilmiş, eşitmiş birbirlerine. Üstü sayı sorusu. 8 üzeri x artı 2'nin neye eşit olması lazım eşit olabilmesi için? 4 üzeri 2x artı 5'e eşit olması lazım. Bunun da buna eşit olması lazım. Yani kök içerisinde 2y artı 1'in de 3'e eşit olması lazım. Şimdi burada üstü sayı mantığıyla 8 yerine ne yazalım? 2 üzeri 3 yazalım. Üstünü kullanalım. 2 üzeri 3x artı 6 oldu burası. 4 yerine de 2'nin karesi yazıp üstünü kullanalım. 2 üzeri 4x artı 10 oldu. Bunlar eşitse birbirlerine üstler eşit olacak. Üste ne yazıyor? 3x artı 6 var. Öbürünün üstünde ne yazıyor? 4x artı 10 yazıyor. Onu oraya aldığımız zaman x eşittir eksi 4. X'i buldum. Şimdi burayı çözebilmek için, karekökü yok edebilmek için her iki tarafın karesini aldım. 2y artı 1 eşittir 9 oldu. Salladım karşıya, 2y eşittir 8. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde y'nin 4 olduğunu buldum. X artı y toplamı 0'mış. 45. sorumuzun cevabını bulduk. Neymiş 45. sorumuzun cevabı? Ah, şıkkımız. Evet, şuraya bir geçeyim, şurayı açayım. Tamam. İlerledik şimdi, geldik kartezyen çarpıma. Biraz önce okudum, tekrar okuyoruz. A ve B boş olmayan iki küme. Tamam. Birinci bileşeni A'dan, ikinci bileşeni B'den alınarak oluşturulan sıralı ikililere A kartezyen çarpım B denir. Şimdi nasıl gösteriliyor A kartezyen çarpım B? Bildiğiniz çarpma işlemi. A kartezyen çarpım B'yi sıralı ikililer oluşturacak. Sıralı ikililerin birincisini birinciden, bak birinciyi birinciden,
İkinciyi ikinciden alacağız. Birinci elemanlar A'nın, ikinci elemanlar B'nin. Ha, karşımıza B kartezyen çarpımı A da çıkabilir. O zaman X, Y'leri oluştururken birinciyi B'den, yani X'leri B'den, Y'leri A'dan seçeceğiz. Hocam ne demek istiyorsunuz? Söyleyelim bak ne demek istediğimizi. A ve B kümeleri verilmiş. A kartezyen çarpım B nedir biliyor musun? A kartezyen çarpım B sıralı ikililerden oluşacak. Şimdi A'nın bir elemanını alıyorum. Bir elemanını B'nin bütün elemanlarına sırayla eşliyorum. Ne oldu? 1 A'ya gitti, virgül. Sonra 1 B'ye gitti, tamam. Şimdi 1'leri bitirdim, 2'lere geldim. 2'yi A'ya, 2'yi B'ye eşliyorum. Ne oldu? 2 virgül A, sonra 2 virgül B oldu. Hemen 3 elemanına geliyorum. 3 A, 3 B. Yazdım 3 virgül A, sonra 3 virgül B. İşte buna ne diyoruz biz? A kartezyen çarpım B diyoruz. Şimdi bu aynı kümelerde B kartezyen çarpım A'ları yazalım. Ne farkı var? Bu sefer birinci elemanları B'den, ikinci elemanları A'dan alacağım. A 1'e gidecek. A 2'ye gidecek, A 3'e gidecek. Yaz o zaman. A 1'e gitti, sonra A 2'ye gitti, sonra A 3'e gitti. Bitirdim A'ları. B'lere geliyorum. B 1, B 2, B 3. Yazıyorum hemen. B1, B2 ve B3 olmuş oldu. Kapattık, bitirdik. İşte bu. Hocam başka bir şey diyebilir mi? Aha B kartezyen çarpım B demiş. O zaman birincileri de B'den, ikincileri de B'den alacağım. Bak B kartezyen çarpım B. O zaman A, A'ya gider. Sonra A, B'ye gider. Sonra B, A'ya gider. B, B'ye gider. Dört elemanlı bir küme olmuş oldu. Anlaşıldı mı? Şimdi şekil olarak göstermek istiyorsak ne olacak arkadaşlar? Bakın A kartezyen çarpım B. A'nın elemanlarını yazdım. B'nin elemanlarını da yazdım. A'nın her elemanını B'nin her elemanını eşliyorum. Şöyle kırmızıyla yapayım. Bakın 1 A'ya gitti, 1 B'ye gitti. 2 A'ya gitti, 2 B'ye gitti. 3 A'ya gitti, 3 B'ye gitti. Böyle. Tamam mı? Şimdi kartezyen çarpımın eleman sayısı. Sana A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısını soruyorsa A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını çarpacaksın. Bak burada A 3 elemanlı, B 2 elemanlı. 3 ile 2'yi çarptım. A kartezyen çarpım B 6 elemanlı. Hocam B kartezyen çarpım A'nın eleman sayısı. B kartezyen çarpım A'nın eleman sayısını da bulurken B'nin eleman sayısıyla A'nın eleman sayısını çarpacağım. Yine o zaman A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısıyla B kartezyen çarpım A'nın eleman sayıları eşittir. Ama çok dikkat et. A kartezyen çarpım B ile B kartezyen çarpım A birbirlerine eşit değildir. Eleman sayıları eşit ama kendileri eşit değil. Bak burada mesela B kartezyen B'yi sormuş. B'miz 2 elemanlı. B 2 elemanlı. 2 çarpı 2 4. Şimdi dikkat dikkat dikkat. Gel buraya. A ve B farklı kümeler ise yukarıdaki yaptığımız gibi A kartezyen çarpım B ile B kartezyen çarpım A birbirlerine eşit değildir. Eğer A kartezyen çarpım B ile B kartezyen çarpım A birbirlerine eşit diyorsa ne olmalı biliyor musunuz? Mesela A kümesi 1, 2 ise B kümesi de 1, 2 olmalı. A kartezyen çarpım B ile B kartezyen çarpım A bir soruda eşit diyorsa o kümeler birbirlerine eşit olmalı. Ama kümeler eşit değilse hiçbir zaman eşit olamazlar. Ama eleman sayıları A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısı da B kartezyen çarpım A eleman sayısı da A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısına eşit olduğu için çarpımdan eşit olduğu için eşittir. A kartezyen çarpım A arkadaşlar sorularda A kare diye gösterilebilir. Çok çıkmasa bile çıkabilir. Hadi gel bakalım şimdi bir örnek sorumuz var. A kartezyen çarpım B'yi vermiş. Bize A'yı ve B'yi bul diyor. O zaman birinci elemanlar A'nın elemanlarıdır. Bak 3 var A'nın içerisinde yazdım. 3 bir daha var bir daha yazmıyorum. 4 var A'nın içerisinde yazdım. Sonra 5 var A'nın içerisinde yazdım. İkinci elemanlar ise B'nin elemanları. Ne var? X ile Y var. B'de X ile Y. Tamam bu kadar. Şimdi kartezyen çarpımla küme arasındaki ilişki arkadaşlar. Şimdi yine çarpmanın dağılma özelliği bakın. Normal çarpmanın dağılma özelliği. A çarpı B. Araya birleşimimi sokuyorum. Sonra A çarpı C. A kartezyen çarpımı kesişime de dağıtabilirim. A çarpı C.
araya kesişim girdi. A çarpı C. Farka dağıtabiliyor muyuz? A çarpı B fark A çarpı C. Tamam mı? Yani kümelerdeki işlemlere dağılma özelliği var. Hadi gel o zaman 46. soruda bir sürü soru çözeceğiz. A çarpı A'nın eleman sayısı kaçtır diyor. A kaç elemanlı? 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı. O zaman 5 çarpı 5'ten A kartezyen çarpımı A 25 elemanlıdır. Cevap C. B kartezyen çarpımı A kaç elemanlıdır? B'miz kaç elemanlı arkadaşlar? 3 elemanlı. Çarpı C'miz 1, 2, 3, 4 elemanlı. 3 çarpı 4'ten kaç oldu? 12. Cepte. Hemen C'ye bakıyorum. Diyor ki bana A kesişim B ile B kesişim C kümelerini kartezyen çarpımı yap diyor. O zaman A ile B'nin kesişimini bulacaksın işte. Bakıyorum A kesişim B. A ile B'nin ortak elemanları. Bir ortak, A ortak, başka da yok. A kesişim B kaç elemanlıymış? 2. B kesişim C'ye bakıyorum şimdi. B kesişim C. B kesişim C. B ile C'nin ortak olan elemanları. Bir ortak değil, A ortak. 3 ortak değil, sadece bir tane ortak elemanları var. O zaman bu da bir elemanlı, çarptığım 2 oldu sorunun cevabı. Devam. Diyor ki A çarpı B kesişim A çarpı C nedir? Arkadaşlar böyle bir soru karşınıza geldiğinde önce şunu yapabilirsiniz. A çarpı B'yi bulup A çarpı C'yi bulup kesişimlerini alabilirsiniz ama daha kolay bir yöntem var bak. A parantezine çekiyorum bunları. A parantezine çektim A çarpı B kesişim C oldu. Bitti. B kesişim C kümesi kaç elemanlıydı? Geldim burada. B kesişim C kümesi bir elemanlıydı. O zaman bir eleman çarpı. A kümesi kaç elemanlıydı? 5 elemanlıydı. 5'i yazdım. 5 çarpı 1'den 5 oldu. Parantezi almayı çok kullanacağız. Hemen E'ye bakalım. A çarpı B birleşim A çarpı C. Ortak bir şey var mı? Var. A'lar ortak. A parantezini aldım. A çarpı B birleşim C oldu. A'nın kaç elemanlı olduğunu biliyorum. Ben 5 çarpı. B birleşim C'yi bulayım hemen yukarıda. Çıktım yukarı. Şuraya B birleşim C yazdım. Şimdi B'nin elemanlarını yazıyorum. 1A3. Sonra 1A3'ü yazdıktan sonra C'nin elemanlarını yazmaya başladım. 2. A'yı yazdığım için bir daha yazmadım. Ne geldi? B geldi ve 4 geldi. Kaç elemanlı oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlı oldu. Hop indim aşağıya 6. 5 çarpı 6'dan sorumuzun cevabı 30. E şıkkımızın cevabı da D şıkkımız olmuş oldu. Tamam mı? Hadi bakalım ilerleyelim şimdi. Bu neydi? E şıkkıydı değil mi? E şıkkımızın cevabı D. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. A çarpı C fark A çarpı B. O zaman ne yapacağım? Yine A parantezini aldım. A çarpı C fark B. C fark B. O zaman A kümesi 5 elemanlı çarpı. C'nin B'den farklı elemanlarını bulacağım. Çıktım yukarı. C'nin B ile aynı olan elemanı A var. Farklı olan elemanı kaç tane? 3 tane. Hop, o zaman buraya 3'ü yazdım. 3 çarpı 5'ten 15. Sorumuzun doğru cevabı B. Hadi ilerledim şimdi. 47. soru. Ne diyor? Şu bakalım. A, B, C kümeleri için A fark B'yi vermiş. C'yi söylemiş. Şimdi böyle bir şey söylemiş bize. 60 elemanlıymış. Şimdi arkadaşlar bir kere bakalım. Ne ile neye kartezyen çarpım yapmış bir bakalım. Önce köşeli parantezin içerisinde şöyle bir şey var, gördünüz mü? Bunu B ile çarpmış. Biz B'nin kaç elemanlı olduğunu bilmiyoruz. O zaman şurada C'ler ortak. Dikkat edin, yönü önemli. C'ler ne tarafta? Sağ tarafta. Sağ tarafa parantezi alacağım. O zaman parantezi aldığım zaman burada ne kalacak? A fark B kalacak çarpı C. Tamam mı? Bak burası C'yi sol tarafta paranteze aldım. Burası bu. Sonra kartezyen çarpım B var. Eşitmiş 60'a. Şimdi şuraya bir bakalım. A fark B kümesinin ben kaç elemanlı olduğunu biliyorum. A fark B kümesi 3 elemanlı. Tamam. Çarpı C diyor. C'nin kaç elemanlı olduğunu biliyorum. 4. O zaman burası kaç elemanlı oldu? 12. Çarpı B diyor şimdi. B'nin kaç elemanlı olduğunu bilmiyoruz. Mesela A elemanlı olsun. Eşitmiş 60'a. 12 ile A'yı çarptığım zaman 60 olduğu için 47. sorumuzun cevabı da A şıkkımız 5 olmuş oldu. Ha, gerçi soruda bize onu sormuyormuş arkadaşlar. Biz B kümesinin kaç elemanlı olduğunu bulduk şu anda. SB'nin kaç elemanlı olduğunu bulduk. 5 elemanlı olduğunu bulduk. Bizden ne istiyor? A birleşim B kümesi kaç elemanlıdır diyor.
O zaman A birleşim B'yi bulalım bakın. Şimdi A kümesi bu. B kümesi bu olsun. A burada, B burada. Şimdi A'nın B'den farklı 3 tane elemanı var. Bak burada A'sı var, B'si var, C'si var. B kümesi kaç elemanlı? 5. Yani şunun içerisinde de 5 tane eleman var. O zaman burada 5 tane eleman varsa 3 de burada var. A birleşim B kümemiz 8 elemanlı olmuş oldu. Tamam. Hadi gel bakalım 48. A kesişim B'yi vermiş. A çarpı C'yi vermiş bize. Bunu soruyor. Bakıyorum ortak bir şey var mı? Sol tarafta C'ler ortak. Hemen C parantezini alıyorum. C çarpı B. Kesişim A oldu. B kesişim A oldu. Tamam. Burası kaç elemanlıymış? 30. Bakıyorum B kesişim A kaç elemanlı arkadaşlar? 10. C'nin kaç elemanlı olduğunu bilmiyorum. A elemanlı olsun. İşte çarpımları 30 elemanlıymış. 30. O zaman A'mız kaç? 3. Yani C kümesi kaç elemanlı olmuş oldu arkadaşlar? 3. O zaman C kümesi 3 elemanlıysa, bunların çarpımları 15 elemanlıysa A kümesi de 5 elemanlı oldu. 48. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. 49. A, B, C birer küme. A 6 elemanlı, B 7 elemanlı, A birleşim B 10 elemanlıymış. Ha. Şimdi biz A birleşim B'nin eleman sayısını bulurken ne yapıyorduk hatırla hemen. A'nın eleman sayısını alıyorduk. Sonra B'nin eleman sayısını alıyorduk. Bundan kesişimlerinin eleman sayısını ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. İşte burası 10'muş. Hemen A'nın kaç elemanlı olduğunu biliyorum 6. Buranın 7. Bakın burası 13 oldu. Çıkardığınız zaman 10 olabilmesi için kesişim kümesi kaç elemanlı? 3 elemanlı. Bunu buldum. Şimdi bir bilgi daha vermiş. A birleşim B ile C'nin eleman sayılarının çarpımı 80'miş. Şimdi A birleşim B 10 elemanlı. O zaman 80 olabilmesi için çarpımlarının C kaç elemanlı? 8. Buraya indim şimdi. C 8 elemanlı çarpı kesişimlerinin 3 elemanlı olduğunu bulmuştum. 24. Bakın kartezyen çarpımla kümeler iç içe iyice girmiş durumda. Küme mantığıyla kartezyen çarpımı birleştirdik. 50. sorumuz. G bakalım. Diyor ki bize A çarpı. A kartezyen çarpım C birleşim A kartezyen çarpım B. Hemen A parantezini aldım. A çarpı niye A parantezini alıyorum? A'lar ortak. Aldım. İlkinde C kaldı. Arada birleşim var B. Yani bana C ile B'yi bul, A'yı bul, çarp diyor. Şimdi A kümesini tanımlamış. Karesi 9'dan küçük olan sayılar. Karesi 9'dan küçük olan tam sayılar. Karesi 9 olan 3'tür. O zaman karesi 4 olan 2 var. 1 var. 0 var. Tam sayı dediği için eksilere de gidiyorum. Eksi 1, eksi 2. Bakın bunların kareleri 9'dan küçüktür. O zaman A kümesi budur. 1, 2, 3, 4, 5 elemanlıdır. Yazdım. Çarpı C birleşim B'yi bulacağım. Önce B kümesine bakalım. Eksi 3 ile 5 aralığındaki tam sayılar. Eksi 3'e eşitlik yok. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5'e eşitlik olduğu için aldım. Şimdi B ile C'yi birleştir diyor. Bakın arkadaşlar B kümesinin içerisinde C'nin sadece hangi elemanı yok? 6. O zaman birleşimlerinin içerisinde bir de 6 gelir. Bu B birleşim C'dir. Kaç elemanlı? 6 tane pozitif var. 2 tane negatif var. 8. Bir de 0 var. 9. Hop çarptım sorumun cevabı 45. 50. sorumuzun doğru cevabı da D şıkkımız oldu. Şimdi geldik kartezyen çarpımın grafiği. Şimdi kartezyen çarpımın grafiği fonksiyonların grafiklerine temel oluşturur. Ama tek tek elemanlardan oluştuğu için müfredatta da daha ayrıntılı kısımları var ama müfredatta sadece böyle tek tek noktalardan oluşanlar var. O yüzden çok aralık olanların şeyine girmeyeceğiz. Çok basit burası. Şimdi A kartezyen çarpım B'nin grafiğini çizin diyor. Şimdi A çarpı B sıralıkilerden oluşacak değil mi? X'lerim A'da. Y'lerim B'de olacak. Bak koordinat sistemini alıyorum. Aldım koordinat sistemini. A'nın elemanlarını x ekseninde alacağım. Niye? Çünkü birinci elemanlar. A'nın elemanlarını alıyorum. Neyim var? Eksi 2. Tamam. Sonra neyim var? Eksi 1'im var. Sonra 0'ım var. Sonra 1'im var. Tamam. Şimdi ikinci elemanlar B kümesini. Y'de alacağım. 1, 2, 3. Y'de 1'i aldım. Sonra 2'yi aldım, sonra 3'ü aldım. Ama şu anda noktaları bulmadık daha. Ne yapacaksın biliyor musun? X ekseninde olanları şöyle kesikli çizgilerle çizeyim, çizmeyeyim. Yanlış anlamayın. Şimdi burada bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Tamam mı? Bak X eksenine
şöyle dik doğruları çiziyorum. Sonra y'ler içinde y eksenine dik doğrular çiziyorum. Tamam. İşte bunların kesişim noktaları bizim kartezyen çarpımlarımızın elemanları oldu. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bak burası ne? İsterseniz yazın. İlk elemanım nedir? Eksi 2'ye 1'dir değil mi? Bak eksi 2 1'e gitti. Sonra ne var? Eksi 2 2'ye gidecek. Eksi 2 2'ye gitti. Eksi 2 3'e gitti. Sonra eksi 1 1'e gitti. Eksi 1 2'ye gitti. Bu şekilde bütün elemanları yapıyoruz. B çarpı A'yı çizin diyor. Hadi B çarpı A'yı siz kendiniz çizin. Aldım koordinat düzlemini. Bu sefer x'ler y, bunlar y'ler. X ekseninde 1, 2, 3'ü işaretleyeceğim. 1, 2, 3. X ekseninde 1'i, 2'yi, 3'ü işaretledim. Y ekseninde de A'nın elemanlarını. Eksi 2, eksi 1, 0, 1. Hemen eksi 2'yi aldım burada. Eksi 1'i aldım burada. 0'ı aldım burada. Sonra da 1 var. Hadi şimdi çizgilerimizi çiziyoruz. Şöyle mavi renkle çizeyim bu sefer. Bakın burada yeşilmiş, mavi değilmiş. Şöyle x eksenine dik doğrularım. Y eksenine dik doğrularım. Sıfırda da alıyorum. Tam kesişme noktalarını göster şimdi. Siyahla kırmızıyla göstereyim hadi. Tam kesişme noktaları. Buralar benim kartezyen çarpımımın elemanları olmuş oldu. Tamam. C şıkkında ne diyor şimdi arkadaşlar? Bize diyor A kartezyen çarpım B'yi çiz. Bu grafiğin noktalarını dışarıda bırakmayacak en küçük çemberin yarıçapını soruyor. Gel. Şimdi noktalarını görüyorsun değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bunu içerisine alan bir çember diyor. Bu çemberin çapı neresidir biliyor musun? Şurasıdır. Tamam mı? Veya burasıdır. İşte burayı içerisine alacak çemberi çiziyorum, en küçük çemberi. Şöyle köşelerden geçen bir çemberdir. Şurası bu çemberin neyidir? Çapıdır. Bak şimdi şurada bir üçgen oluştu, gördün mü bir dik üçgen? Yeşil ile bir dik üçgen oluşturuyorum. Bak gördün mü? Şimdi şurası 1, 2, 3 birim. Bak şurası toplam kaç birim? 3 birim. Burası toplam kaç birim? 2 birim. Gerisi Pisagor bağıntısı. X diyelim buraya. X'in karesi eşittir 2'nin karesi artı 3'ün karesi. 9, 4 daha 13 yaptı. X dediğimiz kare kök 13 yaptı. Yalnız bu çapımız. Çap kök 13 ise yarı çapımız bunun yarısıdır. Kök 13 bölü 2'dir efendim. Geldik bakalım 52. sorumuza. Ne diyormuş 52. sorumuz? Arkadaşlar sınavda bunun benzerini sordular. Gerçekten. Şimdi diyor ki bize B kesişim C kartezyen çarpım, B kesişim A'nın kümesini vermiş. Buna göre A kartezyen çarpım B kartezyen çarpım C en az kaçtır diyor. Şimdi bakalım. Bir kere bize B kesişim C kümesini vermiş. Nerede? X ekseninde bak. Eksi 1. Eksi 1 gitmiş. Eksi 3 gitmiş. Eksi 4 gitmiş. Eksi 5. Yani nelerden oluştu? Eksi 5. Eksi 4. Eksi 3. Sonra ve eksi 1. Bu B kesişim C. Sonra ne var? B kesişim A. O nerede? Y ekseninde bak. Y ekseninde eksi 4, eksi 3 ve eksi 2. O kim? B kesişim A'mız. Neye eşit söyle bana? Eksi 4, eksi 3, eksi 2'ye eşit. Tamam. Şimdi B kesişim C'yi de bulduk, B kesişim A'yı da bulduk. O zaman burada ikisinde ortak olan B var değil mi? O zaman B'de kesin olacak elemanları söyle. Şimdi B kesişim A'da bunlar varsa B'de eksi 4, eksi 3, eksi 2 kesin var. B kesişim C'de bunlar varsa B'de bunlar da var. Bak eksi 4'ü yazmıştım. Eksi 5'i yazmamışım. Eksi 5'i yazdım. Eksi 4, eksi 3 zaten yazıyor. Bir de eksi 1 var. Bak B kümesinin içerisinde bunlar kesin vardır. Başka bir şey var mıdır? Olabilir, bilmiyorum. Şimdi o zaman A kümesinin içerisinde kesin olacakları söyle. B kesişim A'da bunlar varsa bu elemanların hepsi A'da kesin vardır. Eksi 4, eksi 3, eksi 2. Başka bir şeyler daha var mıdır? Belki vardır ama en az sorduğu için bize biz en az durumunu alacağız. C'ye bakıyorum. B kesişim C'nin içerisinde bunlar varsa C'nin içerisinde eksi 5, eksi 4, eksi 3 ve eksi 1 elemanları kesin vardır. Üçünün çarpımları en az kaçtır dediği için bütün kümelerin en küçük durumunu aldım.
A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı oldu. Çarpı B kümesi 3 elemanlı oldu. C kümesi 1, 2, 3, 4 elemanlı oldu. Oradan 15, 5 ile çarptım. 60, 52. sorumuzun doğru cevabı da B şıkkımız olmuş oldu. Evet arkadaşlar, şimdi kartezyen çarpım böyle. Buradaki anlattıklarımızı bildiğinizde yeterli olur. Şimdi kümelerle ilgili bir tanecik bıyıklı testimiz kaldı. Onunla da 9 tane de soru çözeceğiz. Böyle sınavda sorulmuş soruların benzerlerini koydum buraya ki yorumlamalarını güzel yapın diye. Şimdi kendinize iyi bakmaya devam edin ama çalışmayı da bırakmayın. Hadi görüşürüz, bay bay.